Günaydın arkadaşlar. Evet, Şevket Usta evi yeniden mahvetti. Yani yapıyorum diyor ama sürekli söküyor. Şu anda yapma aşamasında değiliz. Değil miyiz? Söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi koca bir delikle uyuduk biz bu gece. Şu aralar da sökülecek. Daha tavanlar sökülecek. Yani 3 kış... Göçecek. 3 kışlık odun çıkıyor. Nasıl da göçecek? Diyor ki illa tutturdu tuvaleti götüreceğim. Ya diyorum zaten uyduruk bir tuvaletimiz var, dokunma. Ben bir daha göçme işi yapmam. Bunu göçüttüreceğim illa diyor. Allah'ım. Allah'ım. Aha parayı buldum ha. Parayı buldun mu? Vay anasını. Küçük altı küçük. Niye büyük altı koymamışlar? Biz bir şey bulamıyoruz arkadaşlar ya. Burada hiçbir şey yok. Ancak çöp buluyoruz, çöp. Nereye atsak bozuk. Elimizde kalıyor. Elimizde kalıyor. Bütün gece böyle yatırdı bizi. Bak bak buradan kediler girdi çıktı. Aman Şevket Usta dikkat et ha, çivilere basma. İş ayakkabın da yok senin. Ondan niye giymiyorsun? Şey yapıyorsun mu? Değil. Patron gariban geliyor patron. Yok şey ya hani şu var ya. Hayır. Bunları da kullanmıyorum ben ya. Kullan bence baksana. Ben kendimi taşımıyorum. Bunları nasıl taşıyacağım? Doğru. Küçük atam karınca bir şeysin. Gördüğünüz gibi Allah'ım ya Rabbim beyaz eşyaların çektiği çile. Bir oraya gidiyorlar bir oraya. Havada buz gibi buz. Yağıyor. Hava güzel. Açacak bir sözde öğleden sonra muhtemelen inşallah ama yarın öbür gün bozuk. Kerem biraz pes etti. Yukarıda yatıyor şu anda. Kaçıyorum kaçıyorum. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Sana iş çıkarıyorum sana. Bana iş çıkarıyor. Biz kahvaltımızda ettik. Ayak duruyorsun ya onun için. Ya beni hiç bırakmıyor ki. YouTube'a bakıp mesajlara cevap bile verdirtmiyor. Çiğdem gel şunu tuttur. Çiğdem gel bunu tuttur. Bir ayarlayamadım benim şeyi. Neyi? YouTube'u. YouTube mudur? YouTube'u. Aa telefonun full dolu canım. He? Ne yapalım? Hafızası dolu telefonun. Ne kadar şey yok ya. İşte o kadar yani. Paralar alıyorsun alıyorsun ne yapıyorsun bilmiyorum ki. Hacca gideceğim hacca. Hacca gidecek bak adam. Kapı gidiyor. Hac çıkmadı da Ümre'ye gidebiliriz. Ya işte. Patronum var bir tane. Yardım eder. Ay Allah'ım ya Rabbim. İsmini sen... dersen sorarsan Çiğdem Baba. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen bana yardım et de ben de yardım et. Ama da bana versin. Evet amin amin. Ya, ay. İşte böyle. Tabii burası temiz oluyor. Dışarısını Allah affetsin. Allah kerim. Ben o tahtaları düzeltiyorum yeniden. Çiçek yerde bırakmayacağım ben şimdi orada. Çiçek yerde kalmayacak şimdi. Eyvah 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 eyvah. Kapıları kapanıyor. Tabii bunları Çiğdem toplayacak gene. Aynen öyle. Bütün bacaklarım ağrıyor. Oğlum ağrıyor. Diyen soran var mı? Yok. Yok. Yani çürümüş ya baksana. Onu atma hayır. Ya bulduğu her şeyi atıyor ya. Benim ayağım altında hiçbir şey dolaşmayacak. O bu, öyle bu ev öyle bir ev değil mümkün değil şu anda. Senin ayağının altında bir şeyin dolaşması mecburi. Alan yok. Burası mecburi bir alan. Baksana. Tamam tamam. Allah'ım coştuk coştuk. Ha tamam makineyi çizdin. 5000 lira daha düşelim. Umre'ye de... Düşse ne olacak? Ya Umre'ye değilsen İstanbul'a... Umre'ye değil İstanbul'a anca gidersin. Vallahi hani öyle. Bu para ben değil mi? Evet. Bayağı düştü para. Ama çiviler var dikkat et. Bak orada. Ne yapıyorsun? Çivileri vuruyorsun beynine. Beynini patlatıyorum. Ay Allah'ım. Şimdi burayı temizledi ya. Hadi Çiğdem gel oradakileri taşıyalım. Ay bezdim bezdim. Aa. O dolabı da indireceğiz. Onun altı da kırılacak şimdi. Arkadaşlar bak bir de temizlik yaptırıyor bana. Aman aman aman.
Temizlik parası ayrı yazarım ha. Yaz yaz. Bu ne ya? Çivi çivi. Kim koydu o topuzu? Çürük mü çiviler? Ne yapıyorsun? Aynen çürük. Ha. Aman tozu dumana kattı. Batırdı ortalığı. Azıcık ıslat bari. Onu da ayrı yaz. Islat bari, ıslat. Heh. Ay neyse ben kahvaltımı toparlayayım ya. Seninle mi uğraşacağım hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi hoşçakalın. Evimizin son durumu. Yer tahtalarını söktük. Eşyaları bir sağa taşı, bir sola taşı. Yerde tahta yok. Tavandakiler kaldı. Yani şöyle göstereyim yeniden. Şu tavandakiler kaldı. Yerlerdeki söküldü. Şu kısım çürümüş zaten. O kısım sürekli su akıyor. Evet. Şöyle taş yığınları. Burada da oradan kalan küpler. Yaşlı teyzeden. Kapı değil adeta mağara duvarı açtı bu. Bilmiyor musun Şevket Usta'nın amacı ne? Çok yorulduk bugün. Çok tuğla taşıdık. Çok tahta taşıdım. Hiç halim kalmadı. Çok yorgunum. Şimdi ara katın şeyi harcı dökmek için yer hazırlıyor. Ona ne deniliyor usta? Kalıp. Kalıp yapıyor şimdi. Ayrıca reklamlarım başladı Instagram'da. Şevket Usta'yı da çekmişiz yalnız. Süpürge yaparken çekmişiz. Çok üzgün kendisi. Diyor ki bari bulaşık yıkarken çekseydiniz. Yani mesleği dışında çekmişiz olsun. Reklamlarda onu süpürürken göreceksiniz. Ay 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 bacaklarım. İşte böyle. Çok iş yaptık bugün. Neyse usta devam etsin. Kalıp için tahtalar seçmeli. Ben de biraz dinleneyim. Biz çok yorgunuz ama şöyle bir anlık video paylaşalım dedik. Ayaklarım dondu. Belim koptu. Ayaklarım koptu. Yoruldum. Şimdi birazcık ısınmak için sobayı yakmayı teşebbüs edeceğim. Umarım pişman etmez bizi bu yaşlı yaşlı kuzine. Soba aldım 3-4 güne gelir. Mecbur aldık yani. İstersen alma. Donalım mı? Allah'ım ya Rabbim. Ne zaman yaksak pişman etti bizi. Şimdi Şevket Usta'ya çay yaptım. Ondan sonra adamcağız mola verdi. Ben de bir odaya gelin şunu yakayım dedim. Ellerim, saçlarım, dünyanın en pasaklı insan haline geldim. Böyle bir şey yok. Hijyen yok. Yani köyde hayat falan değil ha. Böyle değil köydekilerin hayatı. Bu bana özgü bir şey. Çünkü bu evde hiçbir şey yeni değil. Bizi kandırmışlar. Ben de mutlu olmuştum bunu buldum diye. Evet benim bir sobam var diye. Bence bunu taşımaya üşenmişler de o yüzden bırakmışlar. Velhasıl yakacağız bakalım. Bitecek mi? Şevket Usta yarın izin yapacak. Vallahi ben de yapayım artık. Ben de yarın Dursun Bey'e gidip biraz market alışverişi yapmalıyım. Hiçbir şey kalmadı. Bir daha da gitmek istemiyorum şehre. O yüzden gitmişken herhalde her şeyden 5'er tane alır. Daha da gitmem. Kerem de yarın gidiyor. O çok mutludur muhtemelen. Dün tuğla taşıdığı için bugün odadan çıkmıyor. Şu anda kamerayı tutuyor. Allah'tan kamerayı bırakamıyor. İyi oluyor. Ay, eş
eşek sıpası çıkmadı. Anası bugün tuğla taşı, tahta taşı, tuğla taşı, tahta taşı öldü, öldü. Ay. Gerçekten de havalar gittikçe bozmaya başlıyor. Bir an önce yerleşsek çok iyi olacak. Çok daha erken başlamak gerekiyormuş bu işlere ama sonuçta bir şey için. Tabii ben yeni nesil yakıcı kullanıyorum. Hiç uğraşamıyorum. Bundan da alacağım bugünce. Şu çakmaktan da alacağım. Mesafemiz oluyor ateş yakımıyla ilgili. Böyle şey direkt bodoslama dalmıyoruz. Parmağım yanıyor. Kibrit mibrit. Yani hayattaki bazı kolaylıkları değiştirmiyoruz köye de gelsek. Bu benim kolaylıklarım değişemez. Allah'ım dua edelim de tütmesin. Allah'a tütmesin. Yansın bakalım. Üşüdüm ya, ayaklarım üşüdü. Ay şalvar falan giyinmez. Kışın nasıl şalvar giyiyorlar ki? Nisan donar. Ben altından pijama giydim de giydim bu şalları. Ay şallarımın haline bak ya. Battı. Böyle açık renk şalvar mı olur? Bu işleri yaparken. Ben tüterse size akşam söylerim. Muhtemelen tütmez inşallah. Tütecektir de tütmedi diyeceğim ben şimdi. Utanmayayım diye. Yansın ya. Donduk. Evet, evet. Sahnelere geliyor. Yılın ustası Şevket Usta. Şevket Usta ne oldu ya? Vallahi felaket. Öldük ya. Şevket Usta. Para da istemiyorum. Yaver getir. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne getir? Para da istemiyorum. Yemeğe parası. Ama çalışmak da istemiyorum. Ya öldük be. Gelme yarın artık. Yeter dinlen biraz. Yani ben de dinleneceğim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bitti. Ay. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben bunu Ünye'de halamın halamdan aldım. Halamın çiçeği. Oradan iki dal kopardım. Ünye'den İstanbul'a getirdim. İstanbul'da bardakta köklendi. Aldım. Balıkesir'e getirdim. Ve buraya diktim bu tencerenin içine, teyzenin tenceresine. Baktım bugün çiçek açmış. Bu bir çiçek açıyor. Çok güzel oluyor. Bu yorgunluğun üstüne güzel gitti. Yorgunuz. Yorgunuz. Çok yorgunuz. Bugün ve dün daha çok yorgunuz. Oldukça çok tuğla indirdik. Yeni tuğla geldi, eski tuğlanın yeri değişti, tahtalar taşındı, taşındı, ateşler yakıldı, yemekler yapıldı, onlar yıkandı. Ben çok yoruldum. Hiç kendime bakacak halim yok. Çok yorgun hissediyorum şöyle. Ağaçlar arasında bir manzaradan size sesleneyim. Yarın da Kerem Yiğit gidiyor. Yarın da usta da gelmeyecek. Şehre gidip market alışverişi yapacağım. Ve işte şurada küçük bir ayın manzarasında veda edelim. Bugünlük böyle. Bugünkü videoları izlediğinizde göreceksiniz yeni hallerini. Birazdan da son halini çekeceğim. Atacağım size. Gördüğünüz gibi. Mağara kapımızı yukarısı tavan yapıldı. Allah sen koru ya Rabbim. Şevket Usta tavanı yaptı böyle. Neyse ki yani biz böyle çalıştık. Bunları biliyor musunuz? Mis gibi şey kokuyor. Siz söyleyin. Çıra. Çıra. Harika kokuyor ağaçlar. Çırayla yapmışlar. İlginç. O yüzden sağlam demek ki.
Bunları da hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk videolarımdaydı. Ay düşeceğim. Şöyle bunları saklamıştım, toparlayıp temizlenecek ve görsel bir malzeme olacak. Burası delik camımız. İçerisi taş yığını. Allah'ım. Şimdilik böyleyiz. Her gün mutfak dolapları, mutfak rafları, masalar yer değişiyor. Yukarıdaki tahtaları sökemedik. Yetişmedi. Şu dolabın altında da zemin yükseklik var gördüğünüz gibi. Onu da sökeceğiz. Altın, bu konuda ne düşünüyorsun kızım? Acaba köye niye geldik diyor musun? Yok canım. Sen öyle bir şey demezsin ki. Ay, benim güzel kızıma bakar mısınız Allah aşkına? Maşallah. Güzel kızım. Oralardan bizi gözetler o. Ha, Şevket ustayı buradan, buradan gönderiyoruz, oradan çıkıyor. Paydos şükür. Vallahi Şevket usta, seni yarın hiç özlemeyeceğim. Hiç özlemeyeceğim seni. Allah'ım bir yorgunum ki. Şuraya bak ya, şu taşlar nasıl olur ya? Ne olacak onlar? Ben onlara diyorum sana, tuvalet sırası beklemek için oturak yap. He, buraya diyorum ki, burayı kaldıramazsak oturak yap diyor. Denk gelmedi ablara. Ha? Üstü denk gelmedi be. Ne demek o? Üzerine beton denk gelmedi. He, gelse daha iyiydi değil mi? Evet. Şuraya onu uzatabilir de yılma. Şimdi tahta yapacaksın ayrıyeten. Yok. Şimdi tahta yapmayacağız. Buradan şişeceğiz, orasını sıvayacağız. Düşmez mi o direksiz güç? Beton atmazsan tavan düşer ya. Ona bir güç sağlayıcı koyman lazım. Bir gün kafamıza yıkılır ha. Yok, yok yok, bence karşıdan karşıya bir beton at. Onluk demirlerden geçiririz burayı. Bir şeyler yap. Yok. Şöyle, ha, o riske girmeyelim. Çiçi köy evinde mefta oldu demesinler yani. Ha işte yani beni bir güvenli. Bazı yerlerinin şişini çıkaracağız. Taşlarını çıkaracağız. Her gün yani tuvalete giderken korku tünelinden geçmeyeyim. Yok. Ya işte böyle. Neyse. Altıncım. Gene bitirmemiş Şevket usta işleri. Tombiş. Piş. Ne yapayım? Bakışa bak ya.